Selamün aleyküm arkadaşlar. Ölüm bir halden bir hale geçiş ve bir evden diğer bir eve göçüştür şüphesiz. İnsan ölünce cesedi ve bedeni çürüse de ruhu yok olmaz. Ölmek dünyada birbirine en sıkı bağlarla bağlı olan ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruh bedenden ayrılınca maddi olmayan aleme karışır ve kıyamete kadar yok olmaz. Anne ve baba, diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah'a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenatın sevabının onlara ulaşacağı hususu sahih hadisler ve icma delili ile sabittir. Ölüler ziyaret edilirken onların ruhları için Allah'a dua edilir, Kur'an okunur ve yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Kabre ağaç dikmek sevaptır dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek ise mekruhtur. Dua ve istiğfarın ölülerin ruhları için faydalı olacağına şu ayeti kerime delalet eder. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Peki ölüler kendilerini ziyaret edenlerden haberdar olurlar mı? Bedir Savaşı'nda harbin sonunda müşriklerden öldürülen 24 ceset bir kuyuya dolduruldu. Allah Resulü onlara hitap ederek "Ey filan oğlu filan. Allah ve Resulü'nün size vaat ettiklerini gerçek buldunuz mu? Ben Allah'ın bana vaat ettiğini zaferi gerçek buldum." dedi. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü. Ruhsuz cesetlere nasıl hitap ediyorsunuz?" diye sorunca peygamberimiz benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsınız. Ancak onlar cevap veremezler. buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bir kabrin yanından geçerken yanındakilere "Selam size ey müminler yurdunun sakinleri." diyerek selam vermelerini emir buyurmuşlardır. Bu yüzden arkadaşlar bir kabristan ziyaretimizde veya bir mezarlığa yolumuz düştüğünde şöyle selam vermeliyiz, ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selam olsun. İnşallah, biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Selam, anlayana verileceğine göre, ölüler kendilerini ziyaret edenleri tanıyorlar demektir. Müdakkik alimlerden birisi olarak tanınan İbni Kaim el-Cevziye de ölülerin özellikle cuma günleri ziyaret edip dua edenlerden ve çocuklarının güzel davranışlarından sevinç duydukları nakleder. Bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, kişi, kardeşinin kabrini ziyaret edip yanı başında oturduğunda, onunla ünsiyet eder ve yanından kalkıncaya kadar söylediklerinin aynını ona iade eder, kabir ziyareti yapılırken ölünün yüzüne doğru dönülerek selam verilmeli ve dua edilmelidir. Bu esnada kabri öpmekten, yüzünü gözünü sürmekten ve etrafında dönmek tavaftan sakınılmalıdır. Çünkü bu gibi davranışlar bid'attır ve dinimizde yeri yoktur. Kişi kabrin başında kolayına gelen Kur'an ayetlerinden okur. Kabirde Kur'an okunması ise sünnettir. Çünkü Kur'an okumanın sevabı kabirde olanlara ulaşır ve onlar hakkında da Allah'ın rahmeti umulur. Kur'an okumanın peşinden kabulünü umarak ölüye dua edilir. Çünkü dua ölüye fayda verir. Kıraatin peşinden yapılan dua ise kabul olunmaya daha yakındır. Kabri ziyaret eden kimsenin Yasin suresini okuması müstahaptır. Çünkü H.Z. Enes'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur, her kim kabristana girer de Yasin'i okur ve sevabını ölülere bağışlarsa, o gün Allah Teala onların azabını hafifletir. Kendisinin de bu kabristandaki ölüler sayısınca sevabı olur. Kısaca kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i Şerif suresi, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı Şerif, Felak, Nas ve Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir. Ancak arkadaşlar kabir ziyaretinde bulunan kişi ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmeli ve ibret almalıdır. Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur: Mezarları ziyaret et ki ahireti hatırlayasın ölüleri yıka Çünkü düşmüş bedenle uğraşmak insana öğüt verir. Cenaze namazını kıl ki kalbine hüzün getirsin. Çünkü hüzünlü insanlar Allah'ın himayesindedir. Rabbim her birerlerimize hüsnü şehadet, imanı kamil ve hayırlı ölümler nasip eylesin.